Lokman Hekim Habeşli bir köleydi. Bir gün efendisi ona şunu emretti: "Evlat, şu koyunu kes. En güzel yerinden iki parça getir." O da kesti ve diliyle kalbini getirdi. Bir başka seferinde yine efendisi ona emretti: "Şu koyunu kes. En kötü yerinden iki parça et getir." Lokman Hekim yine dilini ve kalbini getirdi. Efendisi bunun manasını sordu. O da şöyle açıkladı: "Bu cesette o iki parça etten daha güzeli yoktur. Fakat iyilik yolunda olursa yine bu cesette bu ikisinden daha kötüsü olmaz. Kötülük yolunda olursa onlar da dil ve kalptir." Muaz bin Cebel radıyallahu anh Yemen'e gönderildiği zaman Resulullah'tan nasihat istedi. Resulullah dilini işaret etti ve şöyle buyurdu: "Sana şu dile sahip olmanı tavsiye ediyorum." Muaz bin Cebel diline sahipti. Onun için tekrar bir tavsiye, bir nasihat istedi. Resulullah şöyle buyurdu: "Acaba insanları yüzüstü cehenneme yuvarlayan dillerin kazancından başka bir şey midir?" Hasan Basri şöyle dedi: "Bir kimsenin sözü çok olursa düşük yönü çok görünür. Bir kimsenin malı çoğalırsa günahı çoğalır. Bir kimseye ok atılmasını söz atılmasından daha çok severim. Çünkü ok yerini bulmayabilir. Ama dilden çıkan söz yerini bulur." Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Diğer azalar hep birlikte dil için yalvarırlar. Dile hitaben şöyle derler: "Allah'tan dileğimiz seni istikamet üzere kılmasıdır. Eğer sen doğru yol üzere olursan biz de istikamet üzere oluruz. Eğer sen bozulur eğri yola saparsan biz de eğri yola saparız." Ebu Zer Gıfari bir gün ayağa kalkıp şöyle dedi: "Dikkat ediniz, beni tanıyan bilir. Tanımayan da bilsin ki ben Cündüb bin Cunade Gıfari'yim. Size şefkat dolu olan, nasihat etmek isteyen kardeşinize gelin." Halk gelip çevresini sardı. O da onlara şöyle dedi: "Ey insanlar, içinizden biri dünya yolculuğuna çıkmak istediği zaman bu seferine ancak hazırlığını yapıp azık tedarik ettikten sonra çıkar. Durum böyleyken azıksız ahiret seferi nasıl mümkün olur?" Sordular: "Ya Ebu Zer, bizim için ahiret azığı ne olmalı?" "Kabrin karanlığından kurtulmak için gece karanlığında kılınan iki rekat namaz, dirilme gününün sıcaklığı için oruç, zavallı kimselere sadaka sizi o sıkıntılı günün azabından kurtarır." İsa bin Meryem aleyhisselamın şöyle dediği nakledilir: "Allah'ın zikri dışında çok söz etmekten sakının, kalbiniz kararır. Kara kalp ise Allah'tan uzaktır ama siz onu bilemezsiniz." Sahabeden bazısı şöyle dedi: "Kalbinde katılık, bedeninde ibadete karşı bir zayıflık, rızkında darlık görürsen bil ki üstüne düşmeyen, dünya ve ahiretine yaramayan söz etmişindir." Ebu Derda radıyallahu anh şöyle diyor: "Size ne oluyor ki Allah-u Teala'nın size kefil olduğu rızka hırsla sarılıyorsunuz? Sizi vekil eylediği taatı da unutuyorsunuz. Ben sizin kötü huylarınıza baytarın hastaatları ayırt etmesinden daha iyi ayırt ederim." Resulullah şöyle buyurdu: "Muhammed'in varlığına, sahip olan zata yemin olsun ki bu çöplük ehline göre ne kadar değersiz ise dünyada Allah katında ondan daha değersizdir." Bir başka rivayette Resulullah şöyle buyurdu: "Dünya müminin zindanıdır. Kabir onun kalesi, cennet ise onun evidir."
dünya kafirin cennetidir. Kabir zindanı, cehennem ise onun evidir. İman sahibi dünyadayken ne kadar nimet ve bolluk içinde olursa olsun, Allah'ın ona cennette vereceği nimetlerin yanında dünyadaki nimetin bolluğu hiçtir. Oradaki mesut hayatına göre buradaki hayatı zindan sayılır. Bir mümin ölüme hazır olduğu zaman cennet kendisine gösterilir. Orada Allah'ın kendisi için hazırladıklarını görünce bu hayata göre kendisini zindanda sayar. Aynı şekilde kafir de öleceği zaman cehennem kendisine gösterilir. Orada hazırlanan Allah'ın azabını görünce buradaki hayatını kendisi için cennet sayar. Kısaca ifade etmek gerekirse, akıllı bir kimse bu zindana sevinmemeli. Burada rahat aramamalıdır. Dünyaya ibret nazarıyla bakmalı, düşünmelidir. Misal isteyecek olursan çok. Allah-u Teala dünya hayatını şöyle anlattı. Menfaat ve aldanma bakımından bu dünya hayatının benzeri gökten indirdiğimiz bir yağmur gibidir. O su yer bitkilerine karışır. Öyle bitkiler ki insanlar da yer, hayvanlar da yer. Bundan sonra yeryüzü süsünü alır, ziynetini takınır. Dünya ehli sanır ki ona tam sahip olmaya güçleri yeter. Bu iş böyle sürüp giderken aniden bir gece veya gündüz helak emrimiz gelir. Sanki o hayat dün hiç olmamışa benzer. İşte düşünmesini bilen bir kavme ayetlerimizi böyle açıklarız. Yunus Suresi 24. ayet.